Arkadaşlar merhaba, hatırlarsınız daha önceden bir Magirus projesine başlamıştık. Şu anki son durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aracın alt şase kısmı komple bitti. Size şimdi şasisini göstereceğim. Hem de böyle aracın alt takımını merak eden arkadaşlar da bu sayede görmüş olurlar. Somaylardayız otokarda yine. Aracımız burada toplanıyor. Videonun ilk versiyonunda da söylemiştik. Şimdi motorumuz burada. 89 model Magirus'umuzun motoru burada. İşte şanzımanı altta. Burada balatalara giden kablolar yer alıyor. İşte şurada vites değiştirdiğiniz zaman şurada onun hatta vitesi değiştirelim. Joystick arkadaşlar. Joystick vites kulesi var burada. Mesela buradan bire attığınız zaman burası oynuyor. Buradan içeride dişliler uygun yerlere geliyor kaçını vitese attıysanız. Aracın burada alt kısmında şaftı var arkadaşlar. Şurada arka tekere direkt güç geliyor. Çift teker zaten arkası. İlk başta baktığımızda dışarıdan komple baktığımız zaman araç bu kadar uzun gelmiyor bize ama şu anda dışarıda ilk defa şaseyi çıplak gördüğünüz zaman biraz uzun geliyor. Hatta ilk gördüğümde bu kadar uzun muydu ya bunun şasisi dedim. Şimdi burada da yakıt depomuz da burada. Bu aracın yakıt deposu da arkada. Şimdi Mahmut ustamızla bir konuşalım. O bize aracı şase kısmını daha detaylı anlatsın. Bu arabaya biz şase yaptık. Şaseyi sıfırdan topladık. Fren boruları hepsi yenilendi, sıfırlandı. Elektrik tesisatı sıfırlandı. Şanzıman sıfırlandı. Defransel yeni sıfır takıldı. Makaslar komple değişti. Amasörler değişti. Motor komple revizyon yapıldı. Piston sapları 102 milimetreye ulaşıldı. Aynı zamanda bu motora turbo takılacak. 75 beygirden 125 beygire çıkarmayı düşünüyoruz bu motoru. Burada bir joystick vites yaptık. Bu modellerde ilk yapıldı. Biliyorsunuz eskiden burada elle beraber kumanda ediliyordu. Şimdi bu şekilde kumanda ediliyor. 5 ileri 1 geri. Ne avantajı var bunun mesela? Bunun kullanma bakımından daha bir keyifli sürüş olacağını tahmin ediyoruz. Daha kolay geçiyor. Daha kolay geçiyor. Motoru üst kapaklarını hep kromaj yaptık. Çalıştıracağız motoru. Çalıştıracağız, sesini dinleyeceğiz. Klima ayaklarını taktık. Klima kompresör ayakları burada. Klima kompresör ayakları etken yenikten sıfırdan tasarlandı. Şimdi motoru bir çalıştıralım. Evet. Hep beraber sesini dinleyelim. Meşhur Magirus'umuzun motor sesi. Motor bu şekilde sıfır bir pompa takıldı. Üst kapakları komple kromaj yapıldı. Ön göğüs kromaj yapıldı. Bayağı güzelleştirmeye düşündük arabayı. Yaptık onu. Şimdi bir sonraki hedefimiz artık araba tamamen bitip bu şeye geçecek, üst tarafa geçecek. Ustanın dediği gibi piston sapları bunun normalde 100 milimetredir. 102 milimetreye çıkardık. Piston boyu da 3 milimetre aşağıya düştüğü için motor gücü biraz daha artacak. Artı buna bir de turbo takacağız. Turbo taktığımız zaman bu tutan olmayacak yani. 125 beygirleri yakalayacak. Bunu daha evvelden deniz motorunda yapmıştık. Çok iyi bir verim almıştık. 10 mil giden tekne 13-14 millere çıkmıştı. Çok teşekkür ederim. Şanzımanı da bir gösterelim detaylıca. Plak marka 4 ile 5 ileri 1 geri. Bu vites kulesi tamamen bizim tasarımımız. Joystick vites oluyor. Bu tip arabalarda ilk bu arabada var. Dünyada tek, o da Türkiye'de Somaylar'da. Evet. Yerli et çaynamız arkadaşlar. El yapımı bir araba bu. El yapımı bir araba olacak bu. Dünyada el yapımı arabaya rağbet var diyorlar. Bir tane de biz yapalım dedik. Bakalım ne olacak. Elinize kolunuza sağlık usta. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, evet. Arkadaşlar inşallah bir sonraki videoda aracın şasesini üst kısmına oturtmuş oluruz. Bir de öyle bir gösteririz sizlere. Şu an şase hazır değil. Size ufak bir gösteririz ara görüntülerde ama şu an üst tarafın, arabanın üst tarafı tamamen hazır değil ama şase komple bitti gördüğünüz gibi. İnşallah bir sonraki videoda şase aracın üst kısmına oturturuz. Öyle video çekeriz. Zaten ondan sonraki aşamada iç kısmı araç bitecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şase bağlantı noktalarına lastik şambrel döşüyoruz ki biz lastiğini bir nebze de olsa çeksin diye. Amaç mümkün mertebe arabanın içine fazla titremeydi, kasanın esnemesiydi, onları mümkün mertebe azaltabilmek.
Bakalım şaseyi bugün atabilirsek atmaya çalışacağız. Abi, Allah'ın izniyle. İnşallah. Şaseyi çektiniz, nasıl? Şase güzel, elinize kolunuza sağlık. Tertemiz olmuş, sıfır araba gibi. İnşallah daha da güzel olacak.